Bursa Şubesi olarak Ramazan ayı ve Ramazan bayramına yönelik çalışmalarınız nelerdi? Ramazan'da özellikle gönüllerimizle sahaya inip ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Bu ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmada gerçekten hem Bursa Şubesi olsun hem de ilçe şubelerimiz olsun hep beraber çalışarak birçok ihtiyaç sahibine ulaştık. İhtiyaç sahiplerinin evlerine 30 bin üzerinde iftar dağıttık. Bu 30 bin üzerinde iftar sıcak yemek. 4 çeşit yemek artı bir salata şeklinde bol miktarda yemek dağıttık. Şunu biliyoruz ki o yemekleri sahurda da bu ihtiyaç sahipleri yemişler. Bu da bizi ayrıyetten sevindiriyordu. 800'den fazla kişinin evine misafir olduk. İhtiyaç tespitlerini yaptık. Onlara bizim Kurban Bayramı'nda aldığımız hisselerden elde edilen kurban konservelerimiz var. Kıyma konservesi ve kavurma konservesi. Her gittiğimiz eve bunlardan verdik. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz evlere gıda kartlarını verdik ve bunlara daha sonra yardımlarına devam etmek üzere bilgilerini alıp merkezde bunları harmanlayıp doğru tespitleri yapıp nakit yardımlarına da bu ailelere ihtiyaç sahibi olan ailelere başladık. Bayram için çocukları sevindirecek küçük ikramlıklar genel merkezimizden de gelen bizim de temin ettiğimiz küçük ikramlıklar hazırladık. Yine ihtiyaç sahibi olduğunu daha önceden bildiğimiz ve bize kendisini ihtiyaç sahibi olduğunu bildiren ailelerin çocuklarını, bedenlerini, ayakkabı numaralarını öğrenerek onlara giyecek yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi olanların bayramda da alışverişlerini yapmak üzere bunlara market kartları dağıttık. İftar programlarımız oldu Ramazan'da. Yetim iftarımız oldu. Yaklaşık 400 yetime iftar verdik. Bu iftar düzenledik. Genel merkezimizden de yöneticilerimizin katılmasıyla beraber çok güzel bir iftar oldu. O kadar samimi bir ortam oldu ki genç gönüllerimiz oradaki yetim çocukları eğlendirdi. Biz bunu yönetim olarak tekrar etme kararı da aldık. Çünkü ilk defa yapıyorduk. İnşallah her sene bu yetim iftarı programında tekrarlamaya gayret edeceğiz. Genç gönüllüler kendi aralarında iftarlar yaptılar, organizasyonlarını yaptılar. Kadın gönüllüler hem kimsesiz çocuklarla hem huzurevindeki yaşlılarla gidip iftar programları yaptılar. Kimsesiz çocukları yurttan çıkarıp dışarıda gezdirip hatta teravih namazına götürmeye kadar varan çeşitli etkinlikler yaptılar. Genç gönüllüler mahallelere dağılıp pideler dağıttılar. Yemek dağıtımlarına genç gönüllüler katıldılar. Okul bildirimlerine, okul gezilerine katıldılar. Uzaktaki okullara gidip Kızılayıcılığı anlattılar. Ramazan böyle geçti. Bayramda da hem aileleri hem çocukları sevindirmek üzere ikramlıklar ve yardımlarımıza da devam ettik. Peki ihtiyaç sahipleri bu yardımlardan faydalanmak için ne yapmalılar? İhtiyaç sahiplerinden bizim haberimiz olması lazım. Ya ihtiyaç sahiplerinin kendisi gelmesi lazım, bize bizzat başvuruda bulunması lazım veya ihtiyaç sahibi olduğunu bilenlerin, işte benim mahallemde, benim çevremde şöyle bir ihtiyaç sahibi var, onunla ilgilenir misiniz diye bize bildirimde bulunmaları lazım. Biz hemen onlarla temasa geçiyoruz. Temasa geçtikten sonra ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyen insanları biz hemen Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bir öncelikle yönlendiriyoruz. Orada bunların bilgileri alınıyor, bilgileri bir harmanlanıyor. Neye ihtiyaçları var, ne kadar var onları da tespit ediyorlar. Ondan sonra bize geliyorlar. Biz de kendi bilgi birikimimizle ihtiyaç sahibi, ne kadar ihtiyaç sahibi, neye ihtiyacı var, nasıl ihtiyacı var bunları tespit ediyoruz. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiler, bizim edindiğimiz bilgilerle bu ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya başlıyoruz. Şurada bir daha altını çizmek istiyorum. Kızılay'ın herhangi bir ödeneği yok. Devletten, valilikten veya başka herhangi bir resmi kurumdan. Kızılay'ın geliri bağışlar. Ne kadar bağışçısı olursa Kızılay o kadar faaliyetlerde bulunabiliyor. Hamdolsun bizim de Bursa'da ciddi bağışlar alıyoruz ve o bağışların tamamını, %100'ünü ihtiyaç sahiplerine bu şekilde çalışmalar yaparak
dağıtmaya çalışıyoruz.